Türk sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın, filmlerde dövüştüğü kötü adamlarla yıllar sonra tekrar bir araya geldi. Etkinlikte Arkın'ın filmlerinde kullandığı araçlar sergilendi. Yeşilçam'ın efsane ismi Cüneyt Arkın, birçok filmde beraber rol aldığı kötü adamlarla yeniden bir araya geldi. Ya şu kötü adam demeyin şunlara. Bunlar dünyanın en iyi adamları ya. Eyvallah. Klasik Otomobilciler Derneği'nin düzenlediği etkinlikte Yeşilçam rüzgarları esti. Bunlar önde gitti, kovalım yetiştim. Yine yakaladınız. Telsizde, telsize evet. Emir verdim, ateş etmeyin. Kara Murat, Malkoçoğlu, Komiser Tahsin. Dünyayı kurtaran adam Cüneyt Arkın. Şimdi arkadaşlarla bir aradayım ya. Sette film çekiyormuşum gibi. O güzel büyük günlerini tekrar yaşıyormuşum gibi. Ve onunla birlikte şimdiye kadar birçok filmde oynadığı arkadaşları el ele geldi sevenlerinin yanına. Yeşilçam olmasaydı şimdiki nesil olur muydu? Kendisini çok severiz. Bir baba oğul gibiydik. Yeşilçam sinemasında kullanılan otomobiller bir kısmını bazı filmlerden hatırlayacaksınız. İşte bu gördüğünüz beyaz arabaysa 1977 yapımı İstasyon filmine ait. O filmde Cüneyt Arkın bu arabayı kullandı. Başında Gırgır Ali'nin şapkası. Kullandığı beyaz arabanın başında. Yanında bu sefer Hülya Koçyiğit değil, eşi var. Evet, hatırladığım arabalar var. Mesela bu beyaz araba, daha önce görmüştüm bir filminde. Bu araba aynı plaka, ilk parasıyla aldığı arabaydı onun, o taksitli. Beni ilk arabaya bindirdiği arabadır bu. Geçmişten bugüne böyle bir güzel bir nostalji oldu. Hem onları andık, hem babamın filmde oynadığı arkadaşları gördük. Sağlıklı gördük, en önemlisi o. Yeşilçam'ın efsane ismi Cüneyt Arkın, yıllar sonra filmlerinde dövüştüğü kötü adamlarla bir araya geldi. Araç kovalama sahnelerinin yaklaşık yarım asır sonra tekrar canlandırıldığı etkinlikte usta sanatçının filmlerinde kullandığı otomobiller de sergilendi. Arkadaşlarla bir aradayım ya, sette film çekiyormuşum gibi. O güzel büyük günleri tekrar yaşıyormuşum gibi. Kara Murat, Malkoçoğlu, Komiser Tahsin, Dünyayı Kurtaran Adam ve daha niceleri. Yeşilçam'ın efsane ismi Cüneyt Arkın, bugün yine avantür filmlerde dövüştüğü kötü adamlarla buluştu. Arkın'ın filmlerinde kullanılan araçlarda sergilendi. Hepsini ben çok önem verdim, çok önem vererek çektim. Hepsi çocuğum sayılır. Cüneyt Arkın alana araç kovalama sahnesiyle geldi. Bir arabada kötü adamlar, diğerinde iyi yürekli komiser vardı. Arabadan inen Yeşilçam efsanesi Hikmet Taşdemir, İhsan Gedik, Çetin Başaran, Kadir Kök, Sönmez Yıkılmaz gibi Yeşilçam'ın kötü adamlarıyla bu kez el eleydi. Kötü adam demeyin şunlara. Bunlar dünyanın en iyi adamları ya. Eyvallah. Ve işte Gırgır Ali 42 yıl sonra yine o filmde kullandığı aracında, bakın, Cüneyt Arkın. İstasyon filminde Hülya Koçyiğit'i, şarkıcıyı kaçırdığı arabaya yine biniyor. İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği klasik araçların izini sürdü. 1977 yılında çekilen İstasyon adlı filmde Gırgır Ali rolünde kullandığı otomobil, asayişi bozan mafya çeteleriyle mücadele eden Komiser Tahsin'in aracı ve Cüneyt Arkın'ın 60'lı yıllarda kendisine ait olan otomobili sergilendi. 6-7 kişiydik, kaçıyorduk. Cüneyt abi bizi kovalıyordu. Cüneyt Arkın'ı bugün ailesi de yalnız bırakmadı. Eşi Betül Arkın duygusal anlar yaşadı. İlk tanıştığımız araba ve ilk parasıyla aldığı araba. Muhteşem bir şey ya. Ta gerilere gittim ben şimdi. 50 yıllık beraberliğimiz var. Oh, kötü oldum ya. Dedemin filmleriyle büyüdük. Çok severek izliyorum. Bence herkesin de çok güzel filmleri var dedemin. Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Cüneyt Arkın filmlerinde dövdüğü karakterle buluştu bugün. Eski dostların muhabbeti o filmlerin senaryoları gibi hem çok naif hem de duygusaldı. Kameraya gerek yok.
Yani o filmleri gören gençler polis oldular. 1000 kere dayak yemişizdir. Biz dayak yemeye giderdik kendisinin yanına. 10 tane kaburgam varsa 7'si kırık. Kimi zaman dünyayı kurtardı. Dünyadan uzaklaşıyoruz. Kimi zaman zorbaların elinden masumları. Onu ancak ben kurtarabilirim. Ben. Hafızalara kazınan rolleri, unutulmaz sahneleriyle Yeşilçam'ın efsanesi Cüneyt Arkın, filmlerde kullandığı araçlarla ve rol gereği kavga ettiği kötü adamlarla bir araya geldi. En tehlikeli kavga sahnelerini Sönmez'le yapardım. Pehlivan diyordum. Kadın Çök de vardı baba. Ama Sönmez başka. Yıllar sonra yine aynı sahne vardı. Cüneyt Arkın silahlı kötü adamların yolunu böyle kesti. ...1977 yılında İstasyon filminde Gırgır Ali rolüyle Cüneyt Arkın bu arabayı kullanmıştı. İşte o otomobil de bugün burada sergileniyor. O filmde kullandı şapkası. Çok gençler büyük anısı var. Hülya Koç Yiğit'le beraber oynamışlardı. Ne yapıyorsun burada? Görüyorsunuz işte. Balık tutuyorum gırgırına. Gırgırına mı efendim? Gırgırına. İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği'nin Kadıköy Şubesi'nde düzenlendi organizasyon. Eşinin 50 yıl önce kullandığı arabayı gören Betül Arkın duygu dolu anlar yaşadı. İnanamıyorum. 50 sene önceye gittim. 20 yaşındaydım. İlk defa bu arabaya bindiğim zaman ilk kapıdan beni evimden gelip almıştı. Bu arabaydı. Sadece eşi değil, ona şimdilerde baba diye hitap eden kötü karakteri canlandıran oyuncular da duyguluydu. Kötü adam demeyin şunlara. Bunlar dünyanın en iyi adamları ya. Eyvallah. Tabii. Şu sakalın güzelliğine bak ya. Çocukları onun filmleriyle büyüdü, hatta onlar da birer oyuncu oldular. Şimdi de sıra torunlarında. Burada küçük Arkınlar var. Dedelerinin bir dönem kullanmış olduğu bu klasik otomobillerde onun filmlerini yad etmiş oluyorlar bir anlamda. Ben de onun gibi aktör olmak düşünüyorum. Çok güzel, unutulmaz olmak istiyorum. Türk sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın, filmlerde dövüştüğü kötü adamlarla yıllar sonra tekrar bir araya geldi. Etkinlikte Arkın'ın filmlerde kullandığı araçlar da sergilendi. Yeşilçam'ın efsane ismi Cüneyt Arkın, birçok filmde beraber rol aldığı kötü adamlarla yeniden bir araya geldi. Ya şu kötü adam demeyin şunlara. Bunlar dünyanın en iyi adamları ya. Eyvallah. Klasik Otomobilciler Derneği'nin düzenlediği etkinlikte Yeşilçam rüzgarları esti. Bunlar önde gitti, kovalım yetiştim. Yine yakaladınız. Telsizde emir verdim, ateş etmeyin. Kara Murat Malkoçoğlu, Komiser Tahsin. Dünyayı kurtaran adam Cüneyt Arkın. Şimdi arkadaşlarla bir aradayım ya. Sette film çekiyormuşum gibi. O güzel büyük günlerini tekrar yaşıyormuşum gibi. Ve onunla birlikte şimdiye kadar birçok filmde oynadığı arkadaşları el ele geldi sevenlerinin yanına. Yeşilçam olmasaydı şimdiki nesil olur muydu? Kendisini çok severiz. Bir baba oğul gibiydik. Yeşilçam sinemasında kullanılan otomobiller bir kısmını bazı filmlerden hatırlayacaksınız. İşte bu gördüğünüz beyaz arabaysa 1977 yapımı İstasyon filmine ait. O filmde Cüneyt Arkın bu arabayı kullandı. Başında Gırgır Ali'nin şapkası. Kullandığı beyaz arabanın başında. Yanında bu sefer Hülya Koçyiğit değil, eşi var. Evet, hatırladığım arabalar var. Mesela bu beyaz araba daha önce görmüştüm bir filminde. Bu araba aynı plaka, ilk parasıyla aldığı arabaydı onun, o taksitli. Beni ilk arabaya bindirdiği arabadır bu. Geçmişten bugüne böyle bir güzel bir nostalji oldu. Hem onları andık, hem babamın filmde oynadığı arkadaşları gördük. Sağlıklı gördük, en önemlisi o. Türk sinemasının usta oyuncusu Cüneyt Arkın bir organizasyonda eski rol arkadaşlarıyla bir araya geldi. Organizasyon alanına kovalamaca sahnesiyle giren Arkın ve arkadaşları eski filmlerden sahneler izledi. O filmlerde kullandığı otomobilleri inceledi. Ben Kartal 2, Siyah Otun peşindeyim. Yeşilçam filmlerinde kullandıkları araçlara bindiler. O filmlerindeki gibi bir kovalamaca sahnesiyle organizasyon alanına girdiler. Ben Kartal 2, Siyah Otun peşindeyim.
Birlikte eski filmlerinden sahneleri izlediler. Türk sinemasının usta oyuncusu Cüneyt Arkın, klasik otomobillerin sergilendiği organizasyonda eski rol arkadaşlarıyla buluştu. Yeşilçam'ın kötü adamları olarak bilinen Hikmet Taşdemir, İhsan Gedik, Çetin Başaran, Kadir Kök ve Sönmez Yıkılmaz yaklaşık yarım asır sonra bir araya geldi. Sette film çekiyormuşum gibi, o güzel büyük günlerini tekrar yaşıyormuşum gibi. Bunlar çok vefalı. Yani Türk sinemasının şeyi bunlardır yani, emeğini çeken. Arkın'ın 1977 yılında çekilen İstasyon adlı filmde Gırgır Ali rolünde kullandığı otomobil ve asayişi bozan mafya çeteleriyle Komiser Tahsin rolünde mücadele ederken kullandığı polis aracı da organizasyona getirildi. Arkın için hazırlanan en büyük sürpriz ise bu değildi. Efsane oyuncunun 60'lı yıllarda ilk maaşıyla aldığı araba da Arkın'la buluşturuldu. Usta oyuncu ve eşi Betül Arkın aracın önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Türk sinemasının unutulmaz yıldızı Cüneyt Arkın için İstanbul'da özel bir etkinlik düzenlendi. Arkın'ın filmlerde kullandığı otomobiller sergilendi. Cüneyt Arkın dövüş sahnelerindeki rol arkadaşlarıyla da hasret giderdi. Görevimiz bu evlenmeye mani olmak. Malkoçoğlu Battal Gazi, bazen bir doktor ya da polis. İyileşinceye kadar çocuk bizim. Babasıyla konuşurum. Cüneyt Arkın yaklaşık 400 filmde rol aldı. Klasik Otomobilciler Derneği'nin Türk sinemasına damga vuran isimleri Yaşar Kenan'dı özel etkinliklerde sıra ondaydı. Bunlar bir döneme damgasını vurmuş araçlar. Biz de bu dönemde bu araçları, bu döneme damgasını vuran araçları yaşatmaya çalışan bir kulübüz. Hem de Yeşilçam'a sevgimiz büyük. İstasyon filminde kullanılan 1972 yapımı otomobil ve diğerleri sergilendi. Ve Cüneyt Arkın filmlerinin vazgeçilmezi tekme ve tokatlarından nasibini alan kötü adamlar. Usta oyuncu rol aldığı arkadaşlarıyla uzun bir aradan sonra bir araya geldi. Rol arkadaşım, can yoldaşımdı onlar benim. Birbirimizin hayatını devamlı kurtarırdık tehlikelerden. Öylesine bir fedakarca bir beraberlikte. Yüzlerine baktığım zaman şey gibi hissediyorum. Setteymiş gibi hissediyorum. Sevdiğimiz bir abi, her zaman beraberiz. Sonra bize... Herhangi bir yanlışlığı olmadı, bizi severdi. Gene de şimdi kolunun altındayız yani. Etkinliğin ardından oyunculara plaket verildi. Evet, çok teşekkür ederim. Yeşilçam'ın kötüleri buluşmuş sevgili dostlar. İzleyelim. Evet, Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın yüzlerce avantür filmde dövüştüğü kötü adamlarla bir araya geldi. Etkinlikte araç kovalama sahneleri, efsane oyuncularla yaklaşık yarım asır sonra tekrar canlandırılmış. Cüneyt Arkın'ın filmlerinde kullandığı araçlar da sergilenmiş. İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği'nin düzenlediği bir etkinlik bu. Kötü adamlarla birlikte Jön Cüneyt Arkın yıllar sonra bir araya gelip aslında dostluk pekiştiren bir etkinlikte buluşmuşlar. Sempatik bir haber. Yani istirahatını bizden birlikte yapardı. Yani bizden birlikte yemek yerdi. Sevgili izleyen, Yeşilçam'ın efsane ismi Cüneyt Arkın, yıllar sonra filmlerinde dövüştüğü kötü adamlarla bir araya geldi. Ne kötü adamlar, hepsinin ellerini ayrı ayrı öperiz. Hakikaten sinemanın, Yeşilçam'ın emekçileri onlar. Neyse, bir araya geldiler. Araç kovalama sahnelerinin yaklaşık yarım asır sonra tekrar canlandırıldığı etkinlikte usta sanatçının filmlerinde kullandığı otomobiller de bir bir sergilendi. Valla hem Cüneyt abi hem de dayak yiyen abilerin hepsi bizim mahallenin en güzel abileriydi. Adamı sanat yapar gibi döven Cüneyt abi tablonun en parlak rengiydi, o ayrı tabii. Bin yaşa Malkoçoğlu abim benim. Arkadaşlarla bir arada evde, sette film çekiyormuşum gibi. O güzel büyük günlerini tekrar yaşıyormuşum gibi. Kara Murat, Malkoçoğlu, Komiser Tahsin, dünyayı kurtaran adam ve daha niceleri. Yeşilçam'ın efsane ismi Cüneyt Arkın, avantür filmlerde dövüştüğü kötü adamlarla buluştu. Arkın'ın filmlerinde kullanılan araçlarda sergilendi. Hepsini ben çok önem verdim, çok önem vererek çektim. Hepsi çocuğum sayılır. Cüneyt Arkın alana araç kovalama sahnesiyle geldi. Bir arabada kötü adamlar, diğerinde iyi yürekli komiser vardı.
Arabadan inen Yeşilçam efsanesi, Hikmet Taşdemir, İhsan Gedik, Çetin Başaran, Kadir Kök, Sönmez Yıkılmaz gibi Yeşilçam'ın kötü adamlarıyla bu kez el eleydi. Kötü adam demeyin şunlara. Bunlar dünyanın en iyi adamları ya. Eyvallah. Ve işte Gırgır Ali 42 yıl sonra yine o filmde kullandığı aracında, bakın, Cüneyt Arkın İstasyon filminde Hülya Koçyiğidi şarkıcıyı kaçırdığı arabaya yine biniyor. İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği klasik araçların izini sürdü. 1977 yılında çekilen İstasyon adlı filmde Gırgır Ali rolünde kullandığı otomobil, asayişi bozan mafya çeteleriyle mücadele eden Komiser Tahsin'in aracı ve Cüneyt Arkın'ın 60'lı yıllarda kendisine ait olan otomobili sergilendi. 6-7 kişiydik, kaçıyorduk. Cüneyt abi bizi kovalıyordu. Cüneyt Arkın'ı bugün ailesi de yalnız bırakmadı. Eşi Betül Arkın duygusal anlar yaşadı. İlk tanıştığımız araba ve ilk parasıyla aldığı araba. Muhteşem bir şey ya. Ta gerilere gittim ben şimdi. 50 yıllık beraberliğimiz var. Oh, kötü oldum ya. Dedemin filmleriyle büyüdük. Çok severek izliyorum. Bence herkesin de çok güzel filmleri var dedemin. Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Cüneyt Arkın, Yeşilçam'ın kötü adamlarıyla bir araya geldi. Efsane oyuncular konuşmalarıyla duygusal anlar yaşadı. Tıpkı eski günlerdeki gibi geldiler. Kötü adamlara karşı Cüneyt Arkın yine tek başınaydı. Badacım ölmüş. Hayır. Yeşilçam'ın efsane ismi Cüneyt Arkın, Yeşilçam'ın kötü adamlarıyla bir araya geldi. Ya şu kötü adam demeyin şunlara. Bunlar dünyanın en iyi adamları ya. Eyvallah. İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği Yeşilçam'a saygı duruşu temalı bir organizasyon düzenledi. Cüneyt Arkın, Yeşilçam'ın kötü adam rolleriyle hafızalarda kalan arkadaşlarıyla yıllar sonra bir araya geldi. Kimler yoktu ki? Hikmet Taşdemir, İhsan Gedik, Çetin Başaran, Kadir Kök, Sönmez Yıkılmaz. O filmlerde kullanılan onlarca araç sergilendi. Yeşilçam'ın kötü adamlarından Ali Güney bir konuşma yaptı. Kahraman, yiğit, Osmanlı'yı, Bizans'ı yaşatan bir kahramanın karşısında olmak, onun ayağını öpmek, onunla yaşayıp onunla ölmek istiyorum. Cüneyt Arkın da konuşmasıyla arkadaşlarını duygulandırdı. Bunların adsız kahramanlardır yani, bakma bu. Bensiz film çekilirdi ama ihsansız film çekilmezdi. Estağfurullah, beraberdik baba. Yok, siz şanssız. Ya ben size olmayınca kimle kavga edeceğim hanımla?